Ne yemek yaptı acaba ya? Bir garip kokular geliyor ama. İnşallah güzel bir şeydir. Çok acıktım, çok. Günaydın arkadaşlar. Bugün size kahvaltılıktan anlamayan ben olarak size enfes bir kahvaltı hazırlayacağıma inanıyorum. Umarım beğenirsiniz. Olur olur, yeriz yeriz. Videoma destek amacıyla abone olabilirsiniz. Aboneyim abone, biletleri cebimde. Ballı lokma tatlısı, aman hadi hayırlısı. Like atabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Bugünkü hazırlayacağımız kahvaltı yumurta ve domates ağırlıklı. İçerisine kaşar da olacak. Malzemelerimiz... Ne diyorsun? Bu sefer bayağı iddialı girdi mutfağa. Şeytanın bacağını kırar mı? Evet arkadaşlar. Malzemelerimiz... Ne diyor kitapta? 2 yumurta, 2 domates, 2 biber, tereyağı ve biraz kaşardan mevcut. Şimdi öncelikli olarak domateslerimizi ve biberlerimizi yıkayıp temizliyoruz. Evet, şu an domateslerimizi temizledik ve diliyoruz. Kahvaltı yapmaktan anlamayan ben ilk defa bir kahvaltılık hazırlıyorum. Tabii Fatmacığım sağ olsun onun yardımlarıyla. Umarım beğenirsiniz. Domateslerimizi kabuklarıyla diliyoruz ki tavada yanmasınlar. Evet. Evet, gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Fatma biberleri 5'e böldü. Evet, biberlerimizi de hazırladıktan sonra şimdi yumurtalarımızı hazır ediyoruz. Biz 2 tane yumurta koyduk. Bu siz kaç kişilik yapacaksanız ona göre arttırabilirsiniz. 2 tane yumurta 3 kişiye rahat yeter. Biz 3 kişilik menü olarak düşündük. Yumurtalarımızı güzelce çırpıyoruz. Evet, yumurtaya öncesinde tuzunu, biberini ve karabiberini atıyoruz. Onları da beraberinde karıştırıyoruz ki yumurta içerisinde daha iyi özdeşsin. Daha sonra farklı bir tat ortaya çıkmasın diye. Bunun daha lezzetli olacağını düşünüyorum. İyice hazırladıktan sonra sırada kaşarı ayarlamak geliyor. Şimdi de kaşarlarımızı rendeliyoruz. Bunu rendelemeden de yapılabilir. Fakat ben Fatma ile rendelemeye karar verdik. Mükemmel! Böylesi daha güzel olacağını düşünüyoruz. Umarım bu şekilde de beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi kaşarımızı da hazırladık. Yumurtamız hazır. Domateslerimiz hazır. Şimdi de tavamıza geçiyoruz. Tavamıza bir miktar bu şekilde tereyağını koyduktan sonra tereyağının erimesini bekleyeceğiz. Tereyağımız da bu şekilde hazırladıktan sonra yavaş yavaş domateslerimizi dizeceğiz. Evet, domateslerimizi bu şekilde sıralı olarak diziyoruz. Bu arada o enfis tereyağı kokusunu da hissedebilirsiniz. Domateslerimizi bu şekilde ayarladıktan sonra arka taraflarını da pişirmek için çeviriyoruz. Biberlerinin de kenarlarına bu şekilde domateslerimizin de arkasını çevirerek biberlerimizi de dizdik. Domateslerin pişmesini bekliyoruz. Domatesler piştikten sonra üzerine hazırlamış olduğumuz
yumurtamızı döküyoruz. Evet, yumurtanın pişmesini bekliyoruz. Bunun için bu şekilde bir müddet pişmesini bekliyoruz. Yumurtanın hazır olması için. Hazır olduktan sonra yumurtası özleştikten sonra üzerine kaşarları, ben kaşarlıyı, fazla kaşarlıyı severim. Siz kendinize göre ayarlarsınız. Bu şekilde kaşarları serpiştirerek bir müddet daha kaşarın erimesi için kapağını örteceğiz. Gerçekten kokusuna baktığımız zaman enfes bir koku yayılıyor. Benim gibi bu işlerden anlamayan birine dahi enfes bir koku geldiğine göre demek ki güzel olmuş. Gerçekten enfes görünüyor. Afiyet olsun. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Mükemmel. Nefis. Anamın evde bana hazırladığı dolmalardan daha güzel.